eskiden toptan çalışırken sola ve bu bölgedeki nohutları işlerdik. Ama toptanımız bittikten sonra Balıkesir, Uşak, Kırkağaç artık nohudun en iyisini seçmeye, en iyisini aramaya başladık. O bölgeden gelir. Nohut bize geldiği zaman az önceki ocağımız çalışıyordu. Orada bir ateşten geçer, ona biz birinci tavlu deriz. Yukarıya tahtanın üzerine soğutma alanımız var. Oraya sereriz. 15 gün boyunca onu soğuturuz. Karıştırırız her gün 3-4 sefer. İyice soğuduktan sonra tekrar bir daha ateşten geçer. Ona ikinci tavlu deriz. Tekrar yukarıya sereriz. 15 gün tekrar onu soğuturuz. Bir ay geçti. Daha sonra ayarlı suyumuz vardır. Bakır kazanımızın içerisinde sulanır. Bir gün dinlenir. Daha sonra kavak ağacından tokmağımız vardır. Tokmak leblebi ısıtılır. Tokmak üstüne basılır. Kabuğu atar. Tek kavrulmuş leblebi haline gelir. Onu tekrar çuvallarız 15 gün, 20 gün tekrar o bir daha soğur. Daha sonra ister çifte kavrulmuş yaparız, ister tuzlu yaparız, ister biberli yaparız. Bir sefer daha kavururuz. Satışa hazır hale gelir. Bir nohut aşağı yukarı 2 ayda ancak leblebi haline gelir. Tarladan kalktı, tezgahta satılmaya hazır hale gelişi 2 ay. 1970 senesi Etibank'ın kuruluşudur. Etibank'ın kuruluşundan evvel babamın anlattığı 365 tane tezgah leblebi üreticisi vardı Seyitşehir'de. Ama leblebicilik zor zanaat. Bir saatçilikten çok daha ince işçilik ister. Nohudun tavanı veremezsin, tokmağın ayarı kaçarsa, yani etkenleri çok fazla. O yüzden emek isteyen bir meslek. Günden güne azaldı. Artık Seyitşehir'de sadece maalesef 2 kişi kaldık. Sülale 1850'den beri ulaşabildiğimiz, burada akıllı nüfus kayıtları yandığından dolayı daha geriye gidemiyoruz. O da bizdeki olan kaynaklar. 1850'den beri bizim sülale bu işle uğraşıyor. Ben 5. kuşağım, 6. kuşak oğlum devam ettirecek inşallah bu mesleği. Elimizden geldiği kadar bu mesleğin Seyitşehir'de yok olmaması için mücadele ediyoruz.